Engeller çok sarp. Onları kırmaya çabalarken kalbim sızlıyor. Özgürlük benim tek arzumdur. Ama onu ümit etmekten utanıyorum. Beni saran örtü toz ve ölüm örtüsüdür. Ondan nefret ediyor. Ama yine ona aşkla sarınıyorum. Borçlarım çoktur. Başarısızlıklarım büyük. Utancım gizli ve ağır. Ecevit'in korktuğu başına gelmişti. Birileri düdüğü çalmış ve oyunu bitirmişti. Oyunun adı demokrasiydi. Oyunu bitirenler, yani hakemlik rolüne soyunanlarsa askerler. 12 Eylül yönetimi işe oyuncuları, yani siyasetçileri suçlayarak başlamıştı. Askere göre ülkedeki bunalımın sorumlusu beceriksiz ve uzlaşmaz siyasetçilerdi. Şimdi oyuna yeni kurallar koyacaklar ve bu defa sahada eski aktörler olmayacaktı. Ecevit'in 27 yıl süren siyasal yaşamı 12 Eylül sabahı bitiyordu. O sabah Etimesgut askeri havaalanının bekleme salonunda Türk halkının %80'inin oy verdiği iki lider vardı. Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel akıbeti meçhul bir yolculuğa hazırlanıyordu. Askerler iki siyasetçiyi belli bir süre ağırlayacaklarını söylemişlerdi. Ancak 27 Mayıs'ı yaşamış bir ülkenin siyasetçileri için ağırlanmak meçhule giden bir yolculuktu. Her iki lider de eşlerini yanlarına almışlar ve geçmişteki bütün o ihtişamın aksine ellerinde bir bavulla kaderlerinin onları götüreceği belirsiz rotayı beklemeye başlamışlardı. ...12 Eylül sabahı Bülent ve Rahşan Ecevit... ...Ankara Etimesgut Havaalanı'nın bekleme salonunda... ...önce Erbakan'la... ...sonra Demirel ailesiyle tokalaşıp... ...bir kenarda beklemeye koyuldu. Herkesin tedirginliği yüzünden okunuyordu. Az sonra bilinmeyen bir adrese uçmak üzere bir askeri nakliye uçağına bindirildiler. Uçak Gelibolu'daki Hamza Koy askeri kampı için havalandı. İki lider de 11 Eylül'deki kadar birbirine soğuk ve kayıtsızdı. Yol boyu Demirel cebindeki anayasayı okudu. Ecevit sustu. Hiç konuşmadılar. Gözlerden uzak bu askeri kampta bir daireye Bülent Rahşan Ecevit çifti yerleştirildi. İki sonraki daire ise Süleyman Nazmiye Demirel çifti. Kamp sıkı koruma altındaydı. Ecevit'in yanında getirdiği Olivetti daktilosu, not defteri ve meclis sigarası yine masasının üzerindeydi. Dış dünyadaki gelişmeleri televizyon ve radyodan izliyor, bir yandan da o zor koşulda gelen telefonlara nezaketle cevap vermeye çalışıyordu. Hamdolsun, Ankara'da mısınız? Evet, teşekkür ederim. Estağfurullah, ikinize teşekkür ederim. Memleketiniz için hayır dua ediyorum. Aradığınızda teşekkür ederim. Eksik olmayın, teşekkür ederim. Ben de sizlere ailece mutluluklar... Telefonlar dinleniyordu. Arayanlara burada denize girmemize izin vermiyorlar diyorlardı. Bu şifreli cümlede baskı altındayız mesajı vardı. Taraça gibi bir yer vardı. Küçücük dar bir yer. Oraya çıkabiliyorduk. Onun dışında adımımızı atamıyorduk. Yani oradan aşağı bir küçük merdiven vardı, bir iki basamak. Orayı dahi inemiyorduk. Bir gün bir TRT ekibi Hamza Koy'a geldi. Demirel ve Ecevit ailesinin günlük yaşamlarını çekecek ve ibret için kamuoyuna göstereceklerdi. Çekim yapılırken televizyon açıktı. TRT ekranında günlerdir MGK bildirileri okunuyor ve Orgeneral Kenan Evren her iki lidere de ağır eleştirilerde bulunuyordu. Bugüne kadar iktidara gelen çeşitli hükümetlerin
sonuç alacak teşebbüsleri, siyasi çıkar çatışmaları ve basit parti hesapları, kaprisler, hayaller, gerçek dışı talepler ve Türk devletinin niteliklerine ters düşen gizli ve açık emeller arasında kaybolup gitmiştir. Bize de o şekilde dinletmeleri çok rahatsız edici. Evet, ondan sonra da dinleyeceksiniz diyerekten zorla götürmüşlerdi bir odaya. Ve ben istememiştim, değil mi? Ben girmedim o odaya dinlemek için. Çünkü size burada hani iyi muamele ediyorlar, bir sıkıntı vermiyoruz burada size diye onu göstermek istediler galiba. Ama ben de yani vatandaşa bu şekilde lanse edilecek bir şeyden çok rahatsız oldum. Ve öfkelenmiştim, çıkmamıştım. Beni de rahatsız etti tabii. Raşan'a da hak verdim katılmadığı için. Bu propaganda filmi çekilirken Bülent Ecevit'in duyduğu rahatsızlık yüzünden okunuyordu. TRT mikrofonuna zoraki bir konuşma yaptı. Seyircilerine yani bütün yurttaşlarıma mutluluklar, esenlikler dilerim. Özgürlük içinde, birlik içinde, barış içinde mutluluklar dilerim. Ecevit 11 Ekim'de Hamza Koy'dan siyah renkli, forsu kapalı, siyah bir orijinal arabasıyla Ankara'ya döndü. Karşılayanlar arasında CHP'li eski parlamenterler, dostları ve komşuları vardı. 29 Ekim'de MGK Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık bir açıklama yaptı ve önümüzdeki dönemde ne Bay Ecevit, ne Bay Demirel, ne de diğerleri olacak. Hiçbir dönem olmayacaklar dedi. Bu Ecevit'in siyaseten ölüm fermanıydı. Karaoğlan ertesi gün CHP Genel Başkanlığından istifa etti. Parti lideri sıfatıyla herhangi bir eylemde, davranışta bulunmam yasaklanmıştı. Onun üzerine ben partiden istifa ettim. Öylelikle üzerime konan yasaktan da istifa etmiş olacağımı düşündüm. Ecevit bu kararı partinin yöneticilerine danışmadan almıştı. İstifa kararı o gün telaşla Ecevit'in evine koşan CHP kadrolarında tam bir şok etkisi yarattı. Şiddetle karşı çıktım. Yani böyle bir hakları olmadığını, yani böyle bir dönemde partinin yalnız bırakılmaması gerektiğini, Haydar Saltık'ın bir konuşmasını gerekçe göstererek partiden genel başkanın ayrılmanın çok güçlü yanlış olduğunu, partinin kurultay yapma şansının da dahi olmadığını, genel başkanı seçilemeyeceğini, partinin sahipsiz kalacağını ve buna çok karşı çıktım. Ecevit için yeni bir dönem başlıyordu. Bu yeni dönemin en önemli özelliği yalnızlık duygusuydu. CHP'liler onu en zor günde partiyi bırakıp gitmekle suçlarken, o da CHP'li kadroların askeri yönetimle hesaplaşmadığını, kendisini yalnız bıraktığını düşünüyordu. Artık altında yalnızca kendi imzası olan kişisel metinlerle mücadelesini sürdürüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti kuran parti olduğunu ve böyle bir darbe karşısında suskun kalamayacağını, fırsat düştükçe ilettim arkadaşlarıma. Arkadaşları tam yalnız bırakmış oldu Bülent'i, değil mi? Yani onlar ürktüler, eğer biz de herhangi bir harekette bulunursak biz de hapsediliriz diye. Ürktüler ve geri çekildiler. Arkadaşlar öyle bir kesin tavır almakta çekingen davranıyorlardı. Bunun zamanı olmadığını düşünüyorlardı. Ben de ısrar etmiyordum. Çünkü bir takım riskleri olduğu belliydi bunun. Ecevit genel başkanlığı bıraktıktan sonra görüşlerini kamuoyuna daha rahat ifade edeceği bir iş arayışına başladı. Gazeteciydi. Yapabileceği en iyi iş mesleğine dönmekti. Telefon ediyor Aydın Bey'e, Aydın Doğan Bey'e. Diyor ki gazetenize yazı yazmak istiyorum diyor. Daha önce de zaten Abdi Bekir döneminde de bizim fıkıh yazarıydı, köşe yazarıydı.
Birden şaşırıyor tabii şey Aydın Bey. Vallahi çok memnun oluruz diyor Sayın Ecevit diyor. Yalnız diyor ben arkadaşlarla bir danışayım. Ondan sonra sizi arayalım diyor. Sıkıntım dönemi ve askeri rejim dönemi. Ufacık bir şeyden kapatıyorlar şeyleri, gazeteleri. Ondan ürküyorlar. Şeyinde. Bülent Bey'in de öyle kalemi de pek o kadar şey değil tabii. Aydın Doğan ve arkadaşları gazetenin kapanması tehlikesini dikkate alıyor ama Ecevit'i de kırmak istemiyorlardı. Akıllarına gelen bir öneriyi Ecevit'e sunmaya karar verdiler. Gittik Bülent Bey'e, işte dedik ki efendim böyle böyle anlatıyorlar. Dergi çıkaracağız. Biz her şeyini biz karşılayacağız. Siz yazı şeyini siz hazırlayın. Elemanları siz seçin. Ondan sonra ve istediğiniz şeyleri, aletleri, işte evi, şeyi tut, büro tutmayı, malzemeyi falan Orhan Tokatlı burada o size gerekli şeyi verecektir diyor. Ve kuruldu. Ve hakikaten de güzel bir şey yaptık, iyi teftiş ettik şeyi, büroyu falan. Çalışmaya başladılar. Hemen destekledi. Risklerine rağmen, askeri kesimden gelen baskılara rağmen çok mütevazı olanaklarla çıkarıyorduk tabii. Onun baskısını üzerine aldı. Onun katkısıyla sağladığı maddi olanakla bir süre o dergiyi çıkartabildik. Böylece arayış Şubat 1981'de Ankara'daki mütevazı bürosundan yayına başladı. Yayın kadrosunda Ertuğrul Özkök, Nahit Duru, Necdet Onur, Haluk Gerger, Şahin Mengü, Oruç Aroğba gibi isimler vardı. Onlar tencereyi pisletmişlerdi, biz temizledik. Yeniden tencereyi verelim, yeniden pisletsinler. İstedikleri bu. Arayışın ilk sayısında başyazar Bülent Ecevit, kendileri için tencereyi kirlettiler diyen Kenan Evren'e şöyle cevap veriyordu. Politikacılar suçlanabilir, haklı haksız belki tümü suçlanabilir, iktidarlar suçlanabilir. Haklı haksız belki tümü suçlanabilir ama özgürlük suçlanamaz, özerklik suçlanamaz, demokrasi suçlanamaz. Hızla bir muhalefet odağı haline gelen Arayış dergisi bir süre sonra askerleri rahatsız etmeye başladı. 16. sayıda sıkı yönetim Ecevit'in yazı yazmasını yasakladı. Ecevit imzasız yazmayı da reddetti. Ama yine de dergiyi daha fazla yaşatmak mümkün olmadı. 54. haftanın sonunda Haydar Saltık çağırdı. Bakın dedi, bu zamana kadar deyip rica ettik sizden dedi. Şimdi rica etmiyoruz artık, emrediyoruz dedi. İlişkinizi kesin dedi. Peki efendim dedik. Gene de aynı şeyleri söylüyoruz ama hayır tamam dediler, siz yapın, siz çıkartıyorsunuz bunu. Ayrıldık, büroya geldik. Fakat bunu Bülent Bey'e nasıl söyleyeceğiz biz? Yani hakikaten çok duygulu kimse, yani hissi adam alınır. Her şey alınıyor. Enatiye Turan Aytul veya Aydın Bey gitti oraya. Ve gerekeni söyledi efendim, böyle 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 böyle. O da peki dedi. Ondan sonra ve o Arayış dergisi şeyi de böylece kapandı. Ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir. Bu açıklama yapıldığında Ecevitler İstanbul'daydı. Apar topar Ankara'ya dönüp CHP Genel Merkezi'ne geldiler. Daha bir yıl önce yüz binleri sokağa döken CHP'nin önünde sadece askerler vardı. Cumhuriyeti kuran partinin 60 yıllık hafızası kamyonlara yüklenmeye başlamıştı. Tarihin yok edilmesi mümkün değil ve çok acı gelmişti bana. Fakat orada görevli subaylar ve genç subaylar çok saygılı davrandılar. Ve istediğinizi alabilirsiniz dediler. Zaten bizim almadıklarımız SEKA'ya gönderilecekti. Ben de gidip onları çuvallara doldurduydum orada, büyük çuvallar. Kimse de yoktu tabii partide. Büyük tabaklar vardı, üstünde Bülent'in resimleri vardı, plastik tabaklar. Onları hep çuvallara doldurdum. Sonra o çuvalları sürükleye sürükleye aşağıya indirdim.
kapıdan çıkarırken önden polisler itiraz etti. Çıkaramazsın hiçbir şey diye. Ama dedim bunlar dedim şahsi dedim. Bak hepsinde dedim Ecevit'in resimleri var dedi. Havile mi dediler. Hemen o polisler birer tane alıp ceketlerin içine soktular. Bana da müsaade ettiler onları götürmeme. Ecevit eve gidince Evren'in açıklamasına ağır bir cevap hazırladı. Bugünkü yönetim biçimini içime sindiremediğim bir gerçektir. İçime sindirmeye de mecbur değilim dedi. TRT'ye gönderdiği bu metin yayınlanmadı. Ancak Ecevit metni yabancı basına dağıtınca hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Ve ilk duruşması 3 Kasım 1981 günü Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde yapıldı. İlk yargılanma çok tabii üzücü bir şeydir. Tahmin ediyorum 3 avukatı, eşi, partinin genel sekreteri rahmetli Üstündağ. O her zaman vardı. Her zaman bu konuda destekti. Onun dışında 5-6 tane de vatandaş vardı. Bunun içinde vatandaş derken 2-3 tane de belki o anda Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde duruşma bekleyen avukatlardı. Yani salonda 20 kişi yoktu. Ki ben mama işte o sabah duruşmaya gelirken biz çok ciddi emniyet tedbirlerini gördük. Yani askerler bile işin bu kadar hafife alınabileceğini, yani 78-79'da işte dağlara taşlara yazıp iktidara getiren insanların bu kadar tepkisi kalacağını düşünememişlerdi herhalde. O davalara çok az kimsenin izleyici olarak geldiğini gördüm. O da beni tabii rahatsız ediyordu. Yabancı dergilerde bile boş salonların resmi çıktı. Fotoğrafı çıktı. İşte Ecevit yargılandı ama hiç kimse yoktu diye. Tabii yani ne yapacağız? Dışarıda durmamız gerekiyor. Ecevit hakimlerin huzuruna yalnız başına çıktı. Adresi aynıydı ama mesleği artık politikacı değil. Oran sitesi 69-55 Samet Eder, Münşehir Çıkanı'nın emekli gazeteci, emekli gazeteci. Suçu işlediğiniz iddia edilmektedir. Suçun şeyi tasnifi özetle bu. Fazla şey yapmadan, dağıtmadan bu konuda. Kendi anlayışları doğrultusunda sözlü ve yazılı beyanda bulunmayı yasaklıyor. Bildiri doğrultusunda. O kadar ki 12 Eylül öncesi mahallede. Ecevit o günkü duruşmada 4 ay hapse mahkum oldu. Evdeki basın toplantısında Türk gazetecilere esprili bir dille takılırken asıl mesajı yabancı basına verdi. Sosa basamayacak beni bildikleri için bir şey sormuyorlar arkadaşlar. Hayır, soru da sormuyorlar nasıl olsa basamayacak. I consider myself as having done a duty. We must get used to paying a price for our freedoms and I consider that 4 months prison is a modest price. For freedom. The most important thing is for a person to be free within his own mind. So I'm carrying the freedom in my mind to the prison. I would remain in prison as a free man rather than a prisoner outside. This is a matter of choice and I wish God that God may always give me Şimdi demir parmaklıklarla tanışma zamanıydı. 2 yıl önce 100 binleri ayağa kaldıran Karaoğlan 3 Aralık 1981 günü Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına teslim oldu. Ardından siyah bir Renault'la Ankara Ulucanlar Cezaevine gitti. Eski başbakan yeni kişiyle suçluydu artık. O haftaki Arayış dergisi siyah bir kapakla çıkacak. Ön sözde ise bunun nedeni baskımız gecikti diye açıklanacaktı. Öyle sanıyorum ki iktidarımın son sınırında seyahatim nihayet gelmişti. Önümdeki yol kapanmış, ağzım tükenmiş ve sessiz karanlıkta yerleşmek zamanı gelmişti.
Cezaevinde özel bir odaya alınan Ecevit bol bol yazı yazıyor, hakkında açılan yeni davalar için savunma hazırlıyor, darbeyi kalıcılaştıracağına inandığı yeni anayasa taslağını eleştiren metinler kaleme alıyordu. Bu çalışkanlık gardiyanı Selahattin Akbaş'ı bile şaşırtıyordu. Cezaevinde işte saat 9-10'a kadar otururdu, gazete okurdu, en fazla ofisi okurdu, devamlı okurdu. Diğerde bu adamın gözlerini körelirdi. Fakat çok sınırlı gazete alıyordu. Bir gün sordum, vallahi dedi elçi benim param yok, bu nedenle alamıyorum ve ben aldığım gazeteleri de ona gönderiyordum. 4 paket günde Maltepe'ye çıkardı. Ben ona kendim 216 sigarası içtiğim için 216 götürüyordum. Bir gün espri yaptı bana, ya ben bunu dışarıda bulamam, bunu alıştırıyorsun beni falan. Bir kere savcı ve müdür çok saygılıydılar, çok iyi niyetliydiler. Benim rahatlığımı sağlayabilmek için gereken her şeyi yaptılar. Ankara'daki başsavcı da sık sık gelirdi. O da eksik olmasın, durumu karşılaştırmak için katkılarda bulunurdu. Yani çok iyi davrandılar her bakımdan. Dışarıdan yemek yasakmış galiba ama biz dedik ülseri var. Ülseri olunca işte periz yemeği gelecek dedi. Orada da ülserim geçti. Çünkü şey tansiyon gerilim azalmıştı tabii. Ecevit partililerin, örgütlerin, basının tepkisizliğine kızgındı. Bu kızgınlığını uzun volta ve pimpon seanslarında eski bakanı, yeni hapishane arkadaşı Şerafettin Elçi ile paylaşıyordu. Dedi bak Pakistan'da 4000 hakimine Ziaül Hakk'ın diktatör rejimine tepki göstererek istifa etmişlerdi. Yahu dedi kahroluyorum. Pakistan sömürgecilikten yeni yeni kurtulmuş. Hakimler bu tepkiyi gösteriyor. Ama maalesef biz de bu türde namuslu davranabilen tek bir hakimin çıkmayışı beni rencide ediyor. Rahmetli Ekmekçi bana bir gün ısrarla Bülent Bey'e sor ne okuyor, ne yazıyor dedi. Ben de sanki bilmiş gibi Sayın Ekmekçi'ye rahmetli dedim ki ya bunu sormanın alemi var kızar falan dedim. Yok illa sor dedi. Üstelik tekrar sormama. Ben de cezaevine gittiğim zaman dedim ki Sayın Ekmekçi ne yazdığınızı ne okuduğunuzu soruyor dedim. Kılıfı içinde gözlüğü vardı. Gözlüğü masaya çok sert bir şekilde koymadı, vurdu. Gözlük bende aldı. Benim ne yazdığım ne okuduğum mühim değil. Ekmekçiye söyle onun ne yazdığı çok mühim dedi. 1981'i 1982'ye bağlayan yılbaşı için Rahşan Ecevit 2 mum satın aldı. Mumlardan birinin üzerinde kız, diğerinin üzerinde oğlan resmi vardı. Kız resimli olanı kendisine sakladı, oğlan resimlisini eşine yolladı. Yılbaşı gecesi saat tam 12'de biri evde, biri hapiste mumunu yakacak ve yine aynı anda diğerini hatırlayarak söndürecekti. Bu alışkanlığı ondan sonraki her yılbaşı tekrarladılar. Ecevit 2 ay hapis yattıktan sonra 1 Şubat 1982'de tahliye oldu. Çıkış kapısında onu bir grup partili ve eşi Rahşan Ecevit bekliyordu. Eve gittiğinde yine yabancı basının karşısına çıktı. I have been in prison for 2 months for having attempted to refute accusations against my party and myself. This has been considered a crime. I haven't lost anything by going to prison, and I do not know who has gained what from my imprisonment. I have now been discharged from prison, but so long as the limitations on my freedom of expression continue, I feel as in prison everywhere. I am hopeful about the future of Turkey, because I know that the majority of the Turkish people are not willing to sacrifice freedom in return for security, and they do not believe such sacrifice to be necessary. The will for freedom and democracy shall peacefully break through all obstacles as tender grass breaking through hard rock. Thank you.
Artık isyan bayrağını açmıştı. Kapısını sadece yabancı gazeteciler çalıyor, o da mahkum olacağını bile bile çekinmeden görüşlerini söylüyordu. Ancak açıkladığı her görüş ona yeni soruşturmalar ve davalar olarak dönüyordu. Kısa zamanda hakkında açılan soruşturmaların sayısı 120'yi bulacaktı. Çıktıktan 2,5 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Bu kez de gerekçe yabancı basında yer alan demeçleriydi. Ecevit 10 Nisan 1982 günü silahlı inzibatlar eşliğinde mamağa getirildi. İkinoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde yaptığı savunma kâr etmedi. Bir demecinden aklansa yeni bir demeci konuyordu önüne. Çıktığında tutuklanmıştı. Yeni adresi diğer siyasi tutukluların bulunduğu askeri dil okuluydu. Orada da giriş katında kendisine ayrı bir oda tahsis edilmesine rağmen binada MHP'lilerden Mao'culara, MSP'lilerden tiplilere kadar her kesimden siyasiyle bir arada kalıyor, bütün gün daktilo başında soruşturmalara cevap hazırlıyor, boş zamanlarında da diğer tutuklu arkadaşlarıyla voleybol oynuyor ve tartışıyordu. Gün boyu işte bizimle birlikte bu havalandırmaya çıkıyordu. Bir voleybol oynadığımızda zaman zaman voleybol oyunlarına katılıyordu. İşte yukarıda pimpon masamız vardı. O pimpon masasında pimpon oyunlarına katılıyordu. Mesela bir tane sahneyi hiç unutmuyorum. Bir tarafta Sadi Somuncuoğlu ile Ecevit, bir tarafta benimle Yaşar Okuyan dörtlü mesela tenis turnuvası, tenis maçları yaptığımızı hatırlıyorum. Çok sıcak diyalog kurabildim hepsiyle. Onlar da birbirleriyle. O öyle bir cezaevi veya tutuk evi ortamına girildiğinde eski kavgalar filan bir yana bırakılıyor, unutuluyor. Ve aynı kaygılar içinde bir araya geliniyor. Demokrasinin değeri konusunda herkes birleşiyor, herkesin birleşmesi kolaylaşıyor. Hepsiyle çok yakın ilişkilerim oldu. Hepsinin de bana çok sıcak ve saygılı davranışları oldu. Yani her kesimden, MHP'den, TKP'den, TİP'ten, diğerlerinden. Çok ilginç bir ortam. Yani dışarıdaki kavgalarla ilgisi olmayan bir ortam oluşuyor. Oluşmuştu ortada. Raşen Ecevit avukatlarla beraber geliyordu. Otel örgülerinin ötesinde duruyordu. Ecevit'le el sallıyorlardı birbirlerine. Haberleşiyorlardı yani oradan oraya bağırarak konuşuyorlardı. Ve Ecevit tabii hep büyük bir şeyle, aşkla Raşen Hanım'a olan sevgisini, saygısını, onun işte fedakarlıklarını, parti içinde yürüttüğü mücadeleyi de her Raşen Hanım uzaktan uzağa konuşmasından sonra büyük bir keyifle ve büyük bir sadakatle anlatırdı. İçerideki ilk gününde Rahşan Ecevit dil okulunun önüne gelip eşini görmeye çalıştı, olmadı. Ertesi gün Bülent Ecevit'ten şu mektubu aldı. Sevgili Rahşan, dün akşam kavuşur gibi olup da kavuşamadığımıza çok üzüldüm. Eğer kendine fazla dert edinmeyeceğini bilirsem bu ayrılığa daha kolay katlanırım. Bu sabah öğrendim ki meğer dün benim kaldığım odanın tam karşısına gelmişsiniz. Fakat haberim olmadığı için bakmayı akıl etmedim. Kendine lütfen iyi bak. Yaşama gücümüzü sürdürmeliyiz. Eğer kendine iyi bakacak ve içini rahat tutarak çalışırsan, belki bu arada resim yapmaya bile başlayabilirsin. Çıktığımda seni resim yapar görürsem dünyalar benim olur. Yakında görüşmek umuduyla çok çok sevgiler. Aslında Rahşan Ecevit daha zor durumdaydı. Resim yapmak şöyle dursun, eşinin verdiği demeçlerin izini sürmekle, onun istediği belgeleri bulmakla, ona çamaşır yemek hazırlamakla uğraşıyordu. Bir yandan da geçim sıkıntısı nedeniyle evdeki eşyaları satmaya başlamıştı. Bir şeyler satıyordum. Yani evde satılabilecek şeyleri satmaya çalışıyordum. Mesela en son hatırlıyorum, çay kaşıkları bulduydum mutfakta, gümüş. En son onları sattıydım, 6 tane gümüş çay kaşığı. Getirip onları verdiydim. İşte ne verdilerse avucuma ondan. Bu akşam zor durumlar karşısında
çok sükunetlidir, çok sakindir. Çok güçlüyümdür aslında. O olanlardan dolayı değil, tabii hasret çektiğim için ağladığım oluyordu. Zor günlerdi. 35 yıllık evlilik yaşamlarında ilk kez böylesi zorunlu bir ayrılık yaşıyorlar. Birbirlerini ancak mahkemede görebiliyorlardı. Bu buluşmalardaki özlem dolu bakışlar fotoğraf karelerine yansıyordu. Tabii o sahnelerde biraz bir hasret vardı. Görüşemiyorduk tabii. Başka bir şey. Ama o resimde güler yüzlüydün yine de. Ben öyle hatırlıyorum. Ama yani güler olmayan bir yüzle sana gelmek istemezdim tabii. Seni üzerdim başka türlü olsaydı. 28 Mayıs 1982 günü Bülent Ecevit'e giden temiz çamaşırların arasından katlanmış beyaz bir kağıt çıktı. Kağıdın üstünde şu not vardı. 28 Mayıs 1925. Seni seviyorum. Rahşan. O gün Bülent Ecevit'in yaş günüydü. 3 Haziran 1982 günü Ecevit yeniden Sıkı Yönetim Mahkemesi huzuruna çıktı ve kendini savundu. Benim çok sınırlı olanaklarımla tutuk evinden izleyebildiğim kadar İngiltere'de Guardian, Amerika'da New York Times ve Washington Post, Avrupa'da International Herald Tribune, Almanya'da Der Spiegel gibi dünya kamuoyunda büyük ağırlığı olan yayın organları, Türkiye'deki rejim ve gelişmeler hakkında o zamana kadar görülmedik ağırlıkta baş yazılar yayınladılar. Bu yazıları herhalde ben askeri tutuk evinden yazdırtmış olamazdım. Ona rağmen tutukluluğum sürdürüldü. Ve ben şimdi 2 aya yakın süredir vermediğim demeçlerden, söylemediğim sözlerden ötürü tutuklu bulunuyorum ve Türkiye'nin dışarıdaki saygınlığına zarar verdiğim iddiasıyla yargılanıyorum. Ecevit bu savunma üzerine tahliye edildi. Ancak hakkında açılan dava sayısı 166'yı bulmuştu. Dışarı çıktıktan 2,5 ay sonra yine yabancı basına demeç vermekten aldığı cezayla yeniden Ulucanlar cezaevine döndü. 3 ay 27 gün daha yatacaktı. İçeri girdikten 2 gün sonra bir zarf içinden bir kartpostal ve bir demet kır çiçeği çıktı. Kartpostalda bu kez şu not vardı. 22 Ağustos 1946. Daha nice nice yıllar. Tanrı'dan beraberliğimiz dileğiyle. Rahşan. O günde 36. evlilik yıl dönümleriydi. Ve ilişkileri bir süre görülmüştür damgalı mektuplarda sürecekti. Sevgili Rahşan'ım. Şimdi mektubunu, getirdiklerini ve çiçeklerini aldım. Önce 22 Ağustos'u anımsamadığım için utandım. Ama sonra bunu mutluluğumuzun yıldan yıla değil, her gün bilincinde olduğumuza yordum. İyi olduğuna ne kadar sevindim. Hala koşuşturmana da o kadar üzüldüm. Ben hapisteyim, annen hastanede. Ayrıca evliler, kediler, çiçekler, kuşlar hepsinin yükü omuzlarımda sevgili Rahşan. Sevgili Bülent'im. Seni dün cezaevindeki davranışımla utandırdım mı acaba diye düşünerek geceyi daha da fena geçirdim. Ama bu sabah daha da iyiyim ve dün orada utanması gereken ne sendin ne bendim diye düşündüm. Hasretin şimdiden dağlar kadar büyüdü Rahşan. Sevgili Rahşan'ım, o yorgunluğa, o uykusuzluğa, o gıdasızlığa, o gerilime kimse dayanamaz Rahşan'ım. Bunun kimseye yararı da olmaz. Ben cezaevine girmeden önce bana artık koşuşturma diye çıkıştığını unutma. Kendine de hatırlat. Haydi benim Rahşan'ım, toparla kendini. Seni dün gördüğüm hale geleceksen dünyayı kurtarmak benim işime gelmez. Beceremem de zaten. Sevgilerle. Sevgili Bülent'im, çok şeyler yazmışsın. Seninle dertleşmiş kadar oldum. Zaten sorunum da bu. Beraber olmadığımız için günüm sıkıntılar içinde kalıyor. Beraber olunca gün boyunca veya günün sonunda dırdır edip içimi boşaltabiliyorum. Ama yalnız olunca devamlı heyecan içinde, bazen panik ölçüsünde hislerimle alt alta üst üste oluyorum. Onun için sen olmayınca patlayacak gibi oluyorum bazen.
Seni çok seviyorum ve seninle olmak istiyorum. Ama seni de üzüyorum. Evren'in Burdur konuşmasının özetini dinledim. Bildiklerini yapmakta çok kararlılar. Nereye baksam görünürde hiçbir umut yok, bir aydınlık belirtisi yok. Gelen bayram kartlarından, birkaç sırındaki mum ışıklarından başka, sanırım daha çok uğraşmanın yeri de yok. İçimizdeki dürteyi yenebilsek de, senin bundan sonraki yaşamımızı bir adaya dönüştürebilsek, sevgilerle. Sevgili Bülent'im, benim dürtülerim yok olmadı. Ama herhalde hafifledi ki, her an bırakabilecek durumda olduğumu hissediyorum. Şu sırada en büyük isteğim, gönlümüzce bir yönetimde, adamızda her şeyden uzak yazıyor, çiziyor olmak. Onun için de Allah'ın nereden ne vereceği belli olmaz. Allah büyüktür diyorum. Seni çok seviyorum, bekliyorum. Rahşan. Ben bugüne kadar Ecevit kadar eşine bağlı. Bu bağlılık yalnız bir sevgi değil. Sevgiden çok daha öte, tamamen adeta bir tutkudur, bir bağımlılıktır. Eşine aşırı derecede hayran. Eşi onu hiç yalnız bırakmazdı. Ecevit 15 Ekim 1982 günü ikinci kez cezaevinden çıkarken kapıda yine küçük bir karşılayıcı grubu vardı. Yine askerler, yine avukatları, eşi ve gazeteciler oradaydı. Bir gazeteci bundan sonra yine konuşur musunuz diye sordu. Ecevit şöyle yanıtladı. Herkes baskıya boyun eğseydi, insanlık hala dünyanın düz olduğunu sanıyor olurdu. Normal düzene, parlamenter demokratik sisteme döndükten sonra da Türkiye'nin kaderi, memleketi bu hale getirenlere tekrar teslim edilmeyecek. Devlet Başkanı Kenan Evren'in bu sözleriyle yeni dönemin eski siyasilere kapalı olduğu açıkça anlaşıldı. Yeni oluşumların kapısı aralanmıştı. Ecevitlerin Oran'daki evi, devrik liderin mührünün peşinde koşan politikacı adaylarıyla dolup taşmaya başladı. Türkiye, icazet sözcüğüyle o günlerde tanıştı. İcazet kelimesini orada öğrenmiştim ilk o yaşta. İcazet verir misin? Birçok önde gelen siyasetçi veya önde gelen bir siyasetçi olmaya hazırlananlar, mütemadiyen bize gelirlerdi. Bizim kendilerine katkıda bulunmamızı, yardımcı olmamızı isterlerdi. İddia ederler ki kapıları açmamışız biz onlara. Halbuki o kadar çok kimse gelirdi ki ben artık evin kapısını kapatmazdım, açık tutardım. Herkes dilediği gibi girer çıkardı. Ve çay evi gibi bir şey olmuştu, evet, değil mi? Evet, öyle olmuştu. Çay ocağı gibi, doğru, daha doğrusu. Çay ocağı gibi bir yer. Mütemadiyen Rahşan çay yetiştirmeye çalışırdı. Evvel abi Yutan Soysal'la, Profesör Soysal'la gittik. Efendim dedik yani, kuruluyor partiler. Siz de bir el verseniz de birisini. Şimdi kursun. Ondan sonra nasıl olsa siz yasak kalkacak, o zaman geçersiniz. Hayır dedi. Benim başında bulunmadığım bir parti kurulamaz dedi. Ben 12 Eylül koşulları altında o beş generalin buyruklarına boyun eğerek bir parti kurmaya öncülük edemem demiştim. CHP'nin tarlasında yeni partiler kurulurken bir gün Ecevit Halil Tunç'un çiftliğine gitti ve saksıda çiçek zor yetişir. Oysa tarlada çilesi çekilerek yetiştirilen çiçek daha güzel olur dedi. Bu çile çekmeyi göze alın mesajıydı. 6 Kasım 1983'te yapılan seçimler Turgut Özal'ın Anavatan Partisi'ni tek başına iktidara getirdi. Necdet Calp'in Halkçı Partisi ise %30 oy alarak 117 milletvekili çıkarmıştı. Demokrasinin yolu açılmıştı. Ecevitler daha 12 Eylül günlerinde karar verdikleri proje için kolları sıvadı. Bu, hiziplerden, iç çekişmelerden arındırılmış bir demokratik sol parti projesiydi.
her şeye sıfırdan başlayacaklardı. Ve kuracakları parti 20 yıl sonra Bülent Ecevit'i yeniden başbakanlık koltuğuna taşıyacaktı. Çevrende herkes şaşırsa, bunu da senden bilse, sen aklı başında kalabilirsen eğer, ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye gerinir, ikisini de vermeyebilirsen değer. Ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz, koyulabilirsen işe yeniden. Döküp ortaya varını yoğunu, bir yazı turada yitirsen bile, yitirdiklerini dolamaksızın dile, baştan tutabilirsen yolunu. Herkesin bırakıp gittiği noktada sen dayanabilirsen eğer. Her şeyle dünya önüne serilir, üstelik oğlum adam oldun demektir. Halk Partisi kuruluşumuzdan beri milliyetçiliğin ben sürekli bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.